Güzel bir günden herkese merhaba. Ben Betül. Bugün sizlerle güzel dişlere sahip olmak için neler yaptığımı paylaşacağım. Öncelikle en 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 önemlisi dişleri güzel fırçalamak ve doğru fırçalamak. Dişlerimizi fırçalıyoruz ama nasıl fırçalıyoruz? Hani diyorlar ya en az 2 dakika diye. O yanlış. En az 4 dakika olması gerekiyor. Dairesel hareketlerle veya sağ sol şeklinde fırçalıyoruz ama bunlar yanlış. Ve diş macununu sıktıktan sonra suya tutuyoruz da öyle fırçalıyoruz ya bunlar da yanlış. Diş fırçamı aldım. Diş fırçam kuru, tamam mı? Sonra diş macunumu aldım. Herhangi bir diş macunu eğer bitkisel içerikli olursa daha iyi. Bitkisel içerikli olduklarını nasıl anlıyoruz? Buradan anlıyoruz. Bakınız yeşil çiz. Kensodine bakın sensodin kimyasal. Bu renklerine göre diş macunların bitkisel mi yoksa kimyasal mı anlayabiliyorsunuz. Ekstra beyazlık sıplatın diş macunu. Şimdi diş fırçamı aldım. Diş macunumu aldım. Ortasından sıkmamaya özen göstererek hani şu uç kısımdan diyorum. Ve hani nohut tanesi diyorlar ya gerçekten o şekilde. Kadarcık bir ee, diş macunu bizim için yeter. Çok diş macunu sürünce çok iyi olacak diye bir şey yok. Nasıl fırçaladığınız önemli. Evet diş macunumuzu sürdük ya suya tutmuyoruz. Direkt ağzımıza getiriyoruz ve nereden başlamak istiyorsanız ister sağ ister sol ne kadar çok ve diyorum. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi bunu e, üst ön dişim olarak düşünün. Buralarını da diş eti olarak düşünün. Ağzımda göstermek istemedim. Böyle sularlar akar. Sularlar. Su akar falan. O yüzden su dediğim de tüklük, ha. Neyse, parmağım da göstereceğim. Demek istediğim şey yukarıdan aşağıya ve böyle hani diş fırçasını hareket ettirerek diş etine de değdiriyoruz. Bakın şurası diş eti kısmı, tamam mı? Öyle varsayın. Böyle diş etinden dişin sonuna doğru ve hani dümdüz değil de bakın diş fırçasının hareketini görüyor musunuz? Bu şekilde. İç kısmına da aynı şeyi yapıyorum. Bakınız bu şekilde. her bir dişe bunları diş olarak düşünün. Hepsini ayrı ayrı, bir tane bir tane o şekilde fırçalıyorum. Sonra e, şu kısımları oluyor ya zemini yine bu şekilde fırçalıyorum. Bu şekilde dişlerimizi fırçalamak gerekiyor. Şimdi bunları video video olarak yapacağım. Bu bizim ilk videomuz. İlk videoda dişimizi nasıl fırçalamamız gerektiğinden bahsetmek istedim ve 2 e, dakika değil. Hani en az iki dakika diyorlar ya değil. 4 dakika bastırmadan fırçalamamız gerekiyor. Zaten şöyle eğer 4'e böldüğünüzü düşünürseniz e, burası 1 dakika, burası 1 dakika, burası 1 dakika, burası 1 dakika zaten toplam 4 dakika sürüyor düşündüğünüz zaman. Dişlerimizi bu şekilde fırçalamak gerekiyor. Ne kadar önem verir, ne kadar doğru fırçalarsak dişlerimiz o kadar sağlıklı, güzel beyaz, sağlam dişlerimiz olur. Diş fırçalama bu şekildeydi. Diğer videoda görüşmek üzere. Güzel dişler.